Selamünaleyküm canlarım. Yasemin'in günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür Rabbime bizler çok çok iyiyiz. Sizler nasılsınız canlarım? Sizler neler yapıyorsunuz bir tanelerim? Biz bugün kahvaltımızı yaptık. Sabah erkenden Kaan'ımı okula gönderdim. Kaan'ım okula gitti. Eşim de çarşıya gitti. Ben de bir evleri temizledim. Temizlik yaptım yine. Dün Eminem temizlemişti. Bugün yine ben üstünden bir daha geçtim. Vallahi temizliği çok seviyorum canlarım. Belki herkes seviyordur. Temizlik sevilmeyecek bir şey değildir yani. Vallahi böyle canlarım. Bizler uğraşıyoruz. Bize hep böyle yani. İşimizle, gücümüzle uğraşıyoruz. Çamaşır attık makineye. İki makine çamaşır astım. Koltuklarımı falan örtülerini yıkadım. Onlar biraz kirlenmişti. Epeyden beri de yıkamıyordum. Yani epeydir derken en fazla 10 gün olmuştur. Ben fazla epey bir duramam öyle. Evet canlarım, sizler ne yapıyorsunuz, neler görüyorsunuz, bana yazın canlarım. Vallahi dün ben bayağı yorulmuştum çörekten, hem de çok yorulmuştum. Hamladım herhalde, epeyden beri çörek falan yapmadığımızdan bayağı 2 aydır falan çörek yapmaya yok. Bayağı bir hamlamıştım, akşam sabaha kadar çeşit çeşit rüyalar gördüm, bilmiyorum yani hiç görmediğim rüyaları gördüm inanın. Vallahi bilmiyorum, bugün iyiyim ama çok şükür. Elhamdülillah, bugün dinlengilim, çok iyiyim, kahvaltımı yaptım, evin bahçemi temizledim. Çamaşırlarımı makineye attım, dışarıya serdim tile. Bir onlara bakalım. Daha sonra da sizlerle birlikte kargolarımızı açacak canlarım. Perdelerim takıldı dün. Perdelerim size sürpriz olsun. Halılar da geldiği zaman hepsini bir göstermek istiyorum. O yüzden göstermedim sizlere. Dün gelmişti perdelerim. Geldiler, Aksaray'dan taktılar gittiler. Allah razı olsun onlardan da. Başka ne var ne yok işte. Bakalım. Evet canlar, yine çok soğuk bir gün. Ağzımızdan buharlar çıkıyor vallahi. Şuraya koltuğumun örtüsünü attım. Şuraya normal çamaşırlarımı serdim. Kaan'ın eşimin pantolonlarını serdim. Vallahi til til çamaşır çıkıyor canlarım. Hiç çamaşır bitmiyor. Evin temizliği bitmiyor sizlerinki gibi. Şuraya da serdim. Koltuk örtülerimi. Şuraların kallarını süpüreceğim. Şu tarafı süpürdüm. Bu taraf tertemiz oldu. Kallarımız hala erimedi canlarım. Hava soğuk olduğu için erimiyor. Gece sabaha kadar dona çekiyor. Dona çektiği için de erimiyor. İnşallah bu ayın sonuna erir. Biz de çörek yapacağız o zaman inşallah. Belki o zamana da kalmazız. Ondan önce yaparız. Çöreği çok özlemiştik vallahi. Dün halam gelin oradan getirdik. Hemen yedik. Bayağı bir özlemiştik. Özlem giderdik çöreğine vallahi. Hemen yedik. Çayla içtik onu. Sevgili izleyicilerimizden de bazı izleyicilerim de istemiş, biz de isterik diye. Vallahi bacılarım keşke burada olsanız da herkese versem o çöreklerimizden. Herkes o çöreklerimizin lezzetini tatsa. İnanın bizim buranın çörekleri çok güzel olur. Bazı izleyicilerimiz de tarifini istemişler. Tarifini normal yapsanız bile. Yani şöyle normal yapsanız derken. Bu taş fırına özel olduğu için böyle lezzetli oluyor tahminimce. Ben öyle tahmin ediyorum. Eğer taş fırın olmaz da normal fırında yaparsanız o da olur ama biz burada çok yaptığımız için size tam ölçülerini öyle vermiştim. Hani bir torba un, bir torba patates, 5 kilo sıvı yağ, ondan sonra tuz, maya, un vermiştik tarifini. Böyleydi işte canlarım tarifi. Hepsini karıp katıp yoğuracaksınız. Ondan sonra güzel bir çörek yapacaksınız. Şöyle evlerimizi tertemiz yaptım canlarım. Sobamızı dün biraz bu tarafa aldık. Kapının ağzına çok şuradaydı. Şimdi daha iyi oldu sanki canlarım. Daha iyi yakıştı buraya sobamız. Biraz daha ilerisine kapının yanından az daha bu tarafa çektim. Çok güzel oldu. Vallahi böylesi iyi oldu. Daha önce hiç aklıma gelmemişti. Şurada da yine yazma başladım. Yazmamın kenarını tığlıyorum. Sabahın Kaan okula gittikten sonra ben de yatmadım. Bu yazmamın kenarını az bir şey tığladım şöyle. Görüyorsunuz belki. İki zincir çekerekten tığlıyorum. Böyle işte. Şu da benim kazağım. Üşürdüğüm zaman giyeyim diye. Burada duruyor. Ilığıyla giyiyorum. Aralığa astığım zaman bayağı bir soğuk oluyor eşyalar. O yüzden ben de işte böyle yazmayla falan uğraşıyorum canlarım. Sizler de el işi falan yapıyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Bence yaparsınız. Çünkü insan kış günü hele de hiç boş duramıyor. Bilmiyorum ya benim elim alışkın olduğundan böyle çok şey yapıyorum. Yazma falan.
Bu yazmalarım bittiği zaman inşallah patik de yapacağım bir de. Onu deneyeceğim. Hiç yapmadım öyle. Şu ayakkabı biçim patiklerden yapmak istiyorum. Onları çok merak ediyorum. Şu anda hani merak ediyorum hemen yaparım ama ipim de yok. İp olmadığı için de yapmayayım. İnşallah bu yazmalarım bittiği zaman 3-5 top ip alacağım ve onları yapmaya çalışacağım canlarım. Şimdi bu oyalarımı bitire durum bakalım. Ondan sonrası da Allah büyüktür inşallah. Ondan sonra yapacak bir şeyler canlarım. Kollarım falan ağrımış çörekten. Halbuki çok da değildi yani. Sadece bir torbaydı çörek. Hani eskiden daha çok yaptığımızı bilirim ben. Mesela annem gelinle falan yapardık biz. Annem bir torba yapardı. Yarım torba halam yapardı. Bir torba ben yapardım. Bir günde akşam ezanına saat 7'ye 8'e kadar bitirirdik. Bazen daha erken bitirirdik. Saat 2'den saat 5 gibi falan yaz günü olduğu zaman. Öyle daha çok yorulurdum ama epiden beri herhalde çörek gitmediğimden kollarım hamlamış biraz. Çok şükür o da geçer inşallah. Yani fazla bir şey yok. O zamanlar daha çok yapardık çöreği canlarım. Çöreksiz olmuyor, evimizin içi bomboş gibi oldu vallahi. Yine de hayırlısı olsun inşallah. Çöreğimizi de yaparız. Rabbim iş kaygısı versin. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Kimsenin aile huzurunu, mutluluğunu ve yuvasını bozmasın Allah'ım. Böyle ya Rabbim. Evet canlarım. Videonun devamında görüşelim. Evet canlarım. Ben bunu açmıştım az önce. Evet canlarım. Bugün yine kargo günü. Kargolarım geldi bugün. Hasan'ım getirdi. Koydu gitti. Getirenden gönderenden Allah bin kere razı olsun canlarım. Hasan'ım adına göndermiş Melih abacığım yine bunlar bana. Allah ondan bin kere razı olsun. Kurban olduğum Allah'ım ne muradı varsa versin. Ben bunu açtım az önce. Video çekmeyecektim ama sonra video çekmeye tekrar karar verdim. Şunu da açmıştım zaten. Neyse bunlar dururken şunu bir açayım sizlere canlarım. Şöyle bana bir ankastre fırın göndermiş kurban olduğum. Allah'ım ne muradı varsa bilsin inşallah. Çok gönlü zengin bir insanmış. Rabbim ne muradı varsa versin. Beni düşünmüş. Beni düşünmüş olması yine yeterdi canlarım inanın. Vallaha. Rabbim ne muradı varsa versin kurban olsun Allah'ım. Şöyle. Biliyorsunuz canlarım. Hani iki tane fırın var, iki tane ocak var. Niye mutfağında diye soruyordunuz. Ben de size söylemiştim canlarım. Ocağım hem patladı hem patlamadan önce de zaten bozuk bir tane gözü yanıyordu, tek gözü. Onu da ben idareten kullanıyordum yine o bir gözünü. İnanın bir misafirim geldiği zaman filan yemek yapması çok zor oluyordu. İki tane ocak yanmayınca ya da üç tane ocak yanmayınca bir gözüyle bundan pişiriyordum. Ondan sonra alıyordum kenara öbür tarafını yapıyordum. Öyle öyle. İnanın çok zorluk çekiyordum. Şöyle. Vallahi beni düşünmüş. Ocağımı göndermiş. Şu ocağımın üst tarafı. Şu da alt tarafı. Bunlar da gelirken sadece niye böyle olmuş ama. Çok güzel. İşte böyle. Cam üstü de. Yine camdan. Allah'ım bin kere razı olsun kurban olduğum Allah'ım. Ne dileğe ne muradı varsa versin. Belhabacımın. Hani bir atasözü var. Oğluyla oba etsin, kızıyla komşu etsin diller. Kurban olduğum Allah'ım evlatlarını, kendisini, eşini. Rabbim korusun, esirgesin tüm kötülüklere karşı. Rabbim evlatlarının hayrını gördürsün inşallah. Ona hayırlı evlatlar olsunlar. Hayırsız evlat olmasınlar. Kurban olduğum Allah'ım ne dileği varsa versin. Bu cam ocağım da. Çok sevindim inanın. Daha önce hiç böyle büyük bir hediye almamıştım ben canlarım. İnanın yani hiçbir zaman yalan söylemem. Hiç böyle büyük hediyem almadım. Ben ilk defa alıyorum. Geçen de biliyorsunuz oturma grubumu perdelerimi aldı başka bir izleyicim de. Ondan da Allah'ım bin kere razı olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Ne muradı varsa versin onun da. Rabbim ne diyeyim bilmiyorum ki. Vallahi böyle durumlarda inanın dilim tat Rabbim bu önlerinin muradını versin. Ne dilekleri varsa, ne dilekleri varsa hem bu dünyada hem öbür dünyada. Rabbim iki cihanda da yüzlerine baksın. Esirgesin çoluklarını, çocuklarını. Kurban olduğum Allah'ım. Şöyle kapadım bunları. Şöyle. Şunu da kapadım canlarım. Şöyle. Bu da ocağımız kurulacak. O fırınımı da oradan kaldıracağım canlarım. Fırınımı kenara koyacağım. Çünkü fırınsız olmuyor. Fırınını yine kullanacağım. Şöyle kaldırayım.
konuşmuştum canlarım size dediğim gibi az önce. Video önce çekmeyecektim ama sonra tekrar kararımı verdim ve çektim. Geçen biliyorsunuz perde, bunların perdelerinin üstünün fonları gelmişti canlarım. Bugün de tüllerini göndermiş. Kurban olduğum Allah'ın ne muradı varsa versin. Çok güzelmiş perdelerde. Çok bayıldım inanın. Üç pencerelik. O evime nasip olmadı da ama bu evimin perdeleri de eskiydi biliyorsunuz. Yani biz bu evimize geçtik geçen hiç perde falan kestirmedim ben canlarım. Zaten kendimizi anca doğrulttuk. Doğruya gelince. Bir omuz zoruyla kolay değil canlarım. Yani evime geçtikten sonra ben buraya hiç perde kestirmedim hiçbir odasına. O odamıza öbür izleyicim kestirmişti. Allah'ım bin kere razı olsun ondan da. Çok muratları, niyetleri var. Onun Rabbim onun niyetlerini de kabul etsin inşallah. Dileklerini de kabul etsin. O evimin perdelerini o bacım taktırmıştı. Hayırsever bacım. Buraya da bu pencerelerde, bu da zaten 3 camlı sanki buraya ölçülmüş gibi. Melha bacım da buraya göndermiş. Allah'ım bin kere razı olsun ondan. Ben de bunlara korneşlerini değiştirip buraya takmayı düşünüyorum canlarım. Buranın camlan kornişlerinin şeyleri kırılıyor. Eski olduğundan bayağı oldu çünkü biz bunları yaptıralım. 10 sene ne oldu biz bu eve geçen inanın. 10 senedir de eski kornişlerle duruyor. Eski perdeleri daha küçük, daha küçük. Bu da öbür parçası canlarım. 3 parça biliyorsunuz 3 odaya. Ama inanın çok güzel. O ütüsü bile bozulmamış vallahi kargoda gelirken. Şöyle ben de buruşturmak istemiyorum. Şöyle dursun ki bunların korneşlerimi değiştirdiğim zaman buranın bu 3 pencereliği buraya takacağım canlarım 3 camma. Şöyle çok güzel üçü de birbirinden güzel inanın. Şunda da öbür şeyleri var herhalde. Bunun da çok güzel torbası falan varmış. Paketlemesi çok güzel arkadaşlar. Bunda da güneşlikleri var. Şöyle bunları da açayım. Kar gibi beyaz. Kurban olduğum Allah'ım. Ne muradı varsa versin. Çok güzelmiş perdelerim. Vallahi bayıldım ben hepsine. İnanın canlarım çok güzel. Şöyle. Bunları kullanmadan önce bir ütü daha basarım bunlara. Öyle takarım. Bir şey yok ama katlandığı yıllar kırışmış biraz şuralar. Bu işte söylediğim gibi 3 camlık canlarım işte şuralarda kırışmış. Olsun. Kırışsın. Ütüyle hemen açarım ben bunları canım. Evet sevgili bacılarım. Böyle işte Rabbim ne muradı ne önünden geçen ne varsa onu versin Melha bacımın da. Beni düşünmesi yine giderdi inanın. Kendisiyle de Instagram'dan yazıştım. Çok iyi birisi. Rabbim ne muradı varsa versin. Böyle canlarım. İnanın söylediğim gibi daha önce hiç böyle büyük hediyelerden almamıştım ben. Şimdi böyle hediyeler geldikçe de inanın içim içime sığmıyor. Tıpır tıpır vallahi ne diyeceğimi de bilemiyorum. Çok güzel. Şöyle alayım. Bunları şimdi ben kaldıracağım canlarım şu perdelerimi. Çünkü buranın korneşlerini eşim yenilemesi lazım. Şu koşelerde falan kırık yerleri var. Onlar oradan düşüyor. Buraya iki korneç aldıracağım. Bir bu yanına bir de şu yanına. Ondan sonra acaba burayı yaptıracağım inşallah. Eşim kendisi takmıştı bu perde korneşlerine de dahar. Öyle şeyler elinden gelir. Allah razı olsun yapar onları. Ben de bunları o zaman tertemiz buraya takacağım üç camına da. Vallahi ne diyeceğimi hiç bilmiyorum canlarım. Hele şu fırına da daha bir çok sevindim. Fırınım biliyorsunuz bozulmuştu, patlamıştı. Onun yerine de harbiye almamıştım. Yani düşünüyordum almayı altını fırınıyla birlikte. Ama benden önce vallahi bu önünden geçmiş. Kurban olduğum Allah'ım ne muradı varsa versin. Göndermiş. Ben de bunu dağıtacağım oraya. Fırınım olmasa da olur. Fırınım nasıl olsa öbür fırınım var onu kullanırım. Kilere çekerim o üstü ocakla altı fırını şeyimi, fırınımı. Orada yani yemeklerimi oraya sürerim. O fırınım da çok güzel pişirir canlarım. Büyük olduğundan bilmiyorum altın üstünü kekleri falan çok güzel pişirir. Daha önce o fırınım da iyi oldu. Benim onu bana Eminem kızım vermişti. Kendisi de onu yeni almıştı. Bir sene falan kullandı. Sonra yeni ev alıp oraya geçince oranın ankastresi vardı içinde. O da ocağını bana verdi. Çok güzel pişiriyor. Daha ondan önce davul fırınım vardı. Davul fırında kek ne yapardım. Yemekleri güzel pişiriyor davul fırında.
Kepleri falan sürdüğüm zaman altını yakıyor, üstünü yakıyor, böyle içi hamur kalıyor. O fırınımı da hiç kullanmadım, öylece duruyor. Onu da almıştım o zaman. Davul fırını. Öbürlerini bununla hani alamamıştım, onu almıştım. O da hiç iyi pişirmiyordu. Normal sulu yemekleri falan iyi pişiriyor. Karnıyarık falan yaptığım zaman onları iyi pişiriyor fırına sürünce. Ama onu da hiç kullanmıyorum, kaldırdım. O fırınımı kullanacağım. Bunu o kırık yerdeki fırını çekeceğim. Allah nasip kısmet ederse bunu oraya dağalım. İnşallah güle güle kullanırız. Rabbim de onun ne muradı varsa versin, ne dilekleri varsa versin tekrardan. Böyle canlarım. Biz bugün de böyle kargomuzu açtık. İnşallah kötü yorum yazmazsanız gene bu kargolarıma. Arada bir böyle şeyler çıkıyor işte Cansu'nun da diye kasada çürük elmalar oluyor anne diyor ya, o yüzden yani çürük elmalar oluyor, onlar da kötü yorum yazıyorlar, yazsınlar, Allah onlardan da razı olsun, iyi yorum yazanlardan da Allah razı olsun, bana çok destek oluyorsunuz, Allah hepinizden bin kere razı olsun canlarım bacılarım, inanın çok memnunum ben sizden, Rabbim sizi benim başımdan eksik etmesin, inanın çok seviyorum ben her birinizi ayrı ayrı seviyorum, hepinizin mesajlarına ayrı ayrı tek tek dönmeye çalışıyorum dönebildiğim kadar. Büyük bir ihtimal dönüyorum ama bazen misafirim olduğu zaman ya da ben bir yere gittiğim zaman bir hasta falan olduğum zaman dönemiyorum mesajlarınıza. O zaman da kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Sizleri çok seviyorum canlarım. Vallahi bacılarım. Ne desem az sizlere. Hepinizi çok 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 seviyorum. Ben şimdi bunları buradan kaldırım. Şuralarda bu kırkından geçim. Şu şeyin tanecikleri döküldü. Videomuzun devamında görüşelim inşallah canlarım. Evet canlar, biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, yine örgümün başına geçtim. Bakın iki tarafını bitirdim. Yok üç tarafı. Şurada bittiği zaman üç taraf olacak canlarım. Ben yine örgülerime devam ediyorum. Dışarı soğuk, içeri sıcacık, sobamızı ısıttık dün, çok güzel yanıyor bugün. Vallahi bacılarım, evin içinde ne yapacağım, el işi yapıyor işte boş durma. Boşa çalış demişler ama bizimki boş değil. Çok güzel oluyor. El işini çok seviyorum canlarım. İnanın hem stres attırıyor insana. Hem de bilmiyorum elime bir yetik mi oluyor. Ben mi alışkınım seviyorum onu da bilmiyorum inanın. Yani bahmadan bile yapabiliyorum artık. Kaan da okuldan geldi. Sen de izleyicilerimize selam ver anneciğim. Merhaba abilerim, ablalarım. Evet Kaan'ım da okuldan geldi. Babası saçlarını tıraş ettirmiş. Saatler olsun paşama. Sağ ol. Saçlar bayağı uzundu. Kestirmiş. Biraz sonra banyo yapacak. Biz de burada kapanışımızı yapalım canlarım. Bugün işte temizlik yaptık. Bilmiyorum yemek yedik, çay içtik derken günler çok kısa canlarım. Kış olduğundan herhalde hemen akşam oluyor. Her tarafta aynıdır büyük bir ihtimal. Ay, yormamış gibime geldi şöyle bakınca. Bana nasıl güzel oluyor. Çok güzel oluyor canlarım. Bu bordoya da beyaz boncuk yapacağım. Kum boncuk yapacağım bunun boyasında. Açacak kum boncuk bunu. Çok güzel oluyor inanın yaptığım zaman. Zaten siz de göreceksiniz. Yarın çarşamba ya, öbür gün perşembe. İp almaya gideceğim canlarım pazara inşallah. Mahara alınacak hep bunlara. O gelen yazmalarımın hiçbirisinin maharası yok. Onların da çok şeysini soruyorsunuz canlarım. Nereden aldığımı soruyorsunuz ama ben burada reklam amaçlı olduğum için onu söyleyemiyorum. Instagram'dan isteyen canlarıma söyleyeyim. Yani kaç kişi istediyse oradan yazdım ben onlara sitenin ismini. O yüzden buradan ismini veremiyorum. Onu da size hatırlatma yapayım canlarım. Evet canlarım vallahi bugün ben yine çok 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 mutlu oldum. Kargolarım geldi. Onlarımı açtım. Size de gösterdim. Yarın da Allah nasip ederse perdelerimi göstereceğim size. Perdelerimin evin serilmiş halini göstereceğim inşallah. Böyle İnşallah. işte canlarım. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın. Bol bol izleyin canlarım bizi. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Çok destek oluyorsunuz bana. Rabbim ne muradınız varsa bilsin hepinizi. Görüşmek üzere canlarım.